Kahvaltımızı yaptık, sofrayı falan topladım canlarım. Şu an karmakarışık bir mutfak. İnanılmaz derecede karışık. Şimdi ocağa bir kahve koyacağım. Kahve pişerken bir yandan da ben mutfağı toparlayacağım. Bir kahve içelim. Kahve içtikten sonra da çocukları parka götürelim diyoruz. Çünkü bakın havanın güzelliğine, güneşi görüyor musunuz? Güneş çok güzel ve ben çiçeklerimi dışarıya çıkarttım. Şurada küçük bir aloe vera var, telgraf çiçeği. Şu da işte olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Daha böyle canlanmadı, kendine gelmedi. Çingene şalvarı. Onları buraya güneşe koydum. Normalde şuraya, tezgahın tam şu üstü güneş oluyor. Buraya koymuştum, kahvaltı hazırlıyoruz diye Ali aldı dışarıya koy dedi. Dışarıya koyduk böyle, dışarıda güzel güzel güneş görsünler. Ama biraz önce bir baktım, hemen şeyler gelmiş şuraya. Şu demirlerin en üstüne iki tane kuş gelmiş. Dedim ne geldiniz dedim. Buraya dedim çiçek koyduğumu mu gördünüz dedim. Sinirlendim valla. Ali de diyor, onlar diyor yeni saksı görmüşlerdir. Kesin onlara gelmişlerdir diyor. Dün akşam da şu patos sarmaşığımı biliyorsunuz böyle upuzun uzamıştı ya. Çok fazla uzamıştı ve zaten bunu ben çoğaltmak istiyordum. Böyle 2-3 dal kopardım. Böyle suya ısladım. Bunu suda köklendireceğim. Bunun köklenmesi bir ayı bulur. İki tane de yaprağını koparmıştım. Yani şöyle köklere yakın olan yaprakları çöpe atacaktım. Sonra aklıma geldi. Yapraktan da yaprağı da böyle suya ısladığınız zaman kökleniyor arkadaşlar. Bir deneyeyim bakayım dedim. Yaprağı da böyle suya ısladım. Burada yavaş yavaş köklensinler. Şimdi kahveye geçelim. Kahve yapalım. Kahveyi koyacağım ama ortaya biraz toparlayayım da şu şekeri şöyle koyayım. Bir şeyi ararsınız ararsınız gözünüzün önündeki şeyi göremezsiniz. Şu an bakıyorum ha işte. Buldum. Yapalım.
bir şey var. Ben anlamadım gitti ya. Kahveyi koyayım canlarım. Kahvem bir yandan olsun değil mi? Öyle yapalım. Yine şu büyük fincanlarımı mı alayım? Şey mi? Telefon mu? Ocağı da öyle bir hemen istedim de bugün fazla detaylı yapmayacağım işleri çünkü zaten öğlen oldu, çocukları parka götüreceğiz, orada biraz onları dolaştırıp ziyaretleriz, eve gelince de banyolarını yaptıracağız, tırnaklarını falan keseceğim, bugün cumartesi, yarın pazar, yarın zaten kalmasın banyo banyo işlerim, bugünden halledeyim. Öyle yani. Bakayım kahvenin kokusunu alacak mıyım? Evet aldım. Mis gibi kokuyor. Çünkü dün burnum tıkanıktı. Ne ya? Tamam. Tamam. Size ne diyorum? Ne? Dün neydi o? Bir şeyin kokusunu alamamıştım ben ya. Hatta o anda da video çekiyordum ya. Bak şimdi hatırlayamıyorum ama. Şu an hatırlayamıyorum. Bugün Ali evde, yarın ben gece işe gidecek sanıyordum ama gece değilmiş, yarın sabah gidecek, gündüze dönüyor yarın. Şimdi şurada dursun da, yarın işe gidecek, bugün ne yemek yapsam diye düşünüyorum. Ah bu yemeklerdi, ah bitirdi beni. Eminim kadınları çökerten şeyi buldum. Gerçekten kadınları çökerten şey yemek derdi arkadaşlar. Hele de yemek seçen çocuklarınız varsa çok acayip kadınlarda da bir çöküş oluyor. Yemek seçen anneleri, çocuğu yemek seçen anneleri ancak başka bir çocuğu yemek seçen anne anlayabilir. Çocuğu yemek seçmeyen anne kesinlikle anlayamaz ve anneyi suçlar. Zamanında her şeyi yedirmemişsin bilmem ne cahçut saçmalar. Bu lafları çok duymuşumdur ben. Ben bebekten çocuklarıma her şeyi yedirdim ama büyüdükçe kendiler seçici olmaya başladılar. Çünkü biz de çocukken yemek seçiyorduk. Mesela benim abim de yemek seçerdi. Kardeşim de ben de yemek seçerdik biz çocukken. Bir de şuna acayip uyuz oluyorum. Yemek seç, çocuğu yemek seçmeyen annelerin, çocuğu yemek seçen annelere bir havası var. Onu da hiç anlamış değilim. Aynı şey gibi. Şekersiz çay içenlerin havası gibi. Hiç anlamış değilim yani onu. Ya ne? Evet.
Biraz önce telefon çaldı. Kamerayı kapatayım bir annemle bir arayayım. Niçin arıyor? Bir ona cevap vereyim. Ondan sonra size geri döneyim. Annemi aradım şimdi. Buraya gelecekmiş. Böyle akşama doğru ikindiden sonra geleceğim dedi. Hemen şuraları toparlayayım. Şimdi bir çabuk yapayım. Ocağa girelim. Bir yemek koyayım. Dedim ben de zaten getiriyorum. Bir yemek yapayım. Bir yemek yapayım diye. Kemik mi yapayım ya? Kemik mi koysam Alep bulayım? Kemik mi koysam? Kemik et falan. Ha? Yok. Ne koyayım ya? Bakalım. Hiç kıymalı bir şey de yiyesin yok dedim. Mantar falan keşke olsam mantar yapardım. Bayağıdır yemiyorum. Tavuk ne? Tavuklu mantar yapardım. Ne oldu oğlum şu? Suma şu tarafta bardak kaldı. Şimdi o onun önünde ya. Bari nasıl olacak gibi ha. Dolu. Altı kısık. Ama da varmış tamam bardak. Neyse. Şu kolayı alsana, şu tarafa koysana. Ya da şeye koy, kilere koy anneciğim onu. Yapıyorlar. Sesleri geliyor. Deminden beri. Kahve kaynadı.
gel canım. İşin hazır mı daha? Yaptın mı? İyi. Sağlam et tabii. Ben iki günde sağlıkta yiyorsun. Şimdi şöyle çevireyim. Tamam mı? He. Şu kısmı bükmüyorsun, kırmıyorsun yani. Yok zaten o kısım büyüdü. Küçüğü olmuyor ki. Çıkardığı zaman o zaten havada kalıyor ondan kalan kısım. Ha? Zaten havada kalıyor. Şu kısmı da gel. Elektrikli süpürgemizde tamir oldu. Şuradan kopmuş, içten şuradan bir yerden kırılmış. Hadi yeniden yaptık. Şurada dursun, kaldırmayayım. Kahveyi içtikten sonra hemen acele acele şuraya gidelim. Süpürüm ha? Takmadım, çalışacak mı? He, bir deneyelim değil mi? Denemeden. Sen denemeden. Ne oluyor, ne oluyor? İçeride kıyamet kopuyor herhalde. Bizimkiler parka indiler. Ben de şimdi gideceğim. Oradan bana bağırıyorlar. Anne, anne sesleri geliyor. Oy kuzularım benim. Başka çocuklar da var parkta. Yakup! Yakup! Ben de geliyorum. Evet geliyorum. Hadi geliyorum. Yandım yandım. Sıcaktan yandım diyor. Allah'ım neyse penceremizi de kapatmayayım. Hava alsın şöyle. Oh günlük güneşlik bir hava. Ne güzel çiçeklerim de güzel güzel güneş görüyorlar. Ali oradan bana bakıyor. Ay valla evi süpürdüm. Süpürdüm, sildim. Alper'le Aytuğ'a da toz aldırdım. Bulaşıkları yıkadım. Zaten bulaşıkları sizlerle beraber yıkamıştık. Şunun kol altı sökülmüş. Alper'in montu. O dikilecek. Ortalığı derledim, toparladım. Çöpleri de Ali ile gönderdim, attırdım. Şimdi ben de aşağıya iniyorum. Makineye de birkaç çamaşır attım. Gelince devamını atacağım. Çocuklar ben gidiyorum. Şunu da şöyle kenara çekelim. Kuzular. Alper şimdi ders programını yapıyor ve dolabını düzenleyecek. Çalışma masasını düzenleyecek. Aytuğ da son kalan ödevini yapıyor. Ben gidiyorum. Bir yarım saat sonra gelirim. Bye. Bye bye. Terliğimle gideceğim. Patiklerimi çıkarayım. Ah, çorabım da çıktı. Patik çıkarayım derken. Alper. Alper. Bende. Bak bir bana annem. Bende. Bana bakar mısın? Asansörümüz de buradaymış. Of, ben de çıkayım şöyle birazcık hava alayım. Dolaşayım. Azıcık 2-3 konu komşu göreyim. Ondan sonra da eve geliriz. Çocuklara bir banyo yaptırırız. Üst katı da süpürdüm zaten. Üst katın toz alma işi kaldı. Gene otu yukarıların tozunu Alper'le Aytuğ'a aldırırım. Çocuklara banyo yaptırırım. Tırnaklarını kestim. Banyolarını yaptırırım. Tekrar makineye çamaşır atarım. Ve annem gelecek akşama doğru. Zaten şimdi gelince ilk iş çocukları bir banyo yaptırırız. Hemen önce yemeği yaparım. Geri kalan işleri sonra yaparım. Kız geliyorum dedim ya sana. Kuzum. Yerim ben seni. Yerim ben seni. Tamam çıkar montunu babana ver. Geliyorum zaten ben. Çıkarttın mı? He babana ver. Babana. Tamam ikiniz de babanıza verin ben geliyorum. Terledim diyor koşturuyor ya.
Ay dışarısı çok güzel. Yani soğuklar ne kadar şey oldu bilmiyorum. Bu soğuklardan sonra böyle güzel bir havaya hasret kalmıştık gerçekten de. Harika bir hava var. İnanın bahar havası gibi bir hava. Mis gibi. Ay bu havayı değerlendirmek lazımdı yani. Şuradan hemen getireyim. Parka gelmiş insanlar fotoğraf çektiriyorlar. Yani bütün İskenderunlular olarak böyle güzel bir havaya da hasret kalmıştık gerçekten. Baksanıza ben yelekle çıktım. Ceket bile giymedim. Çok güzel hava. Çok çok muhteşem. Ah işlere mola verdik. Neyse süpürdüm, sildim. Çocuklar da yardım ettiler bana. Yemek mantar canım istiyor benim. Tavuklu mantar yapayım diyorum ama. Bakayım. Hemen parktan çıkınca pazara, yan taraftaki pazara geçeriz. Oradan mantar alırız. İleride de tavukçu var, tavuk alırız. Dur bakayım Ali Bey farklı bir şey istemezse. Benim tavuklu mantar canım istiyor. Ali de seviyor zaten mantarı. Kızım baban izin vermiyor. Yok. Allah sanki biz aylardır görüşmüyoruz sanki. Arkadaşlar da mı gelmiş? Arkadaşlar da. He. Onlar da oluyor. Ali Bey, Karadeniz'de gemilerin mi battı canım? Evet. Pencereleri falan açık bıraktım. Ev hava alsın, temiz hava alsın diye. Ay benim çiçeklerim de ne güzel görünüyor buradan. Ay. Oturayım şuraya. Vallahi ay. Yoruldum. Annem. Kay bakayım. Hop. Aferin oğluma. Yerde lav mı var? Yakup. Yakup. Ay çok güzel bugün hava ya. Değil mi? Çok güzel. Buz gibi hava. Ne buz gibisi? Bu hava mı buz gibi? Hayırdır sen? Ateşin falan mı var? Aa. Buz gibi diyor hava. Buz gibi olsa ben hissederim. Bak en önce ben hissederim. Ben bile hissetmiyorum. Oyna anneciğim oyna. Anneciğim. Ha kuzum. Ben bile hissetmiyorum. Yanı yapıyorum. Tamam yanına, hadi kızım yanına. Hadi oynayın siz. Kendiniz hadi bakalım. Daha... Harika mı? Harika. Var mı mantar? Ancak. Annem çok kızım. Dur kızım bir şey alacağımızı alalım da bir. Ne kadar mantar baba? 2 yıldır. Isıramadın mı? Dur. Bizden bende mi? İyi tut. Ne dedin? İyi ısır. Yok canım o ne? Şeydeki tabaktakiler ne kadar oluyor? 400 gram mı oluyor? Evet. Ondan fazla olsun. O az oluyor biraz. Bir kiloya yakın olsun işte o zaman. Yarım kilodan fazla olsun. Yedin mi Yakup? Şunu da düşürmeden yiyiver. Ver bana eline, elime ver ben yedireyim sana. Atma, hayır yere atmıyoruz. Gel yanıma.
kağıdı çöpe atacağız. Al bunu da. Yakup. Baba. At. Aç ağzını kocaman. Hey kızım, hey. Ha. Hey. Tamam. Çilek. Başka bir şey. Gel kızım. Korktun mu Aylin? Hopladı Aylin arabanın sesini. Ay yavrum yavaş. Anne dikkat et, güzel kızım benim. Canlarım şimdi geçtik eve. Parktan sonra tavukçuya geçtik. Tavuk aldık. Oradan da hemen pazar karşıda pazara geçtik. Pazardan da mantar yemeği yapmaya karar verdim. Benim aklım bir değişti. Önce mantara karar verdim. Ondan sonra dedim ki hadi şey yapayım. Tavuklu pilav yapayım. Yanına da mercimek çorbası yapayım. Tavuk buz falan al dedim. Sonra geri mantara döndük. 40 çeşit oldu yani anlayacağınız. Neyse dedik artık şey yapalım. Tavuk köyüsü aldık. Şöyle. Tavuk göğsü. Ne kadarmış bu tavuk göğsü? Fişi içinde kaldı. Ay bu son gelen zamlardan sonra var ya artık her şeyin fiyatını merak eder oldum. Ali'ye bazen sorarım. Kaça aldın? Fiyatını söyle. Ya ben fiyat sormuyorum der. Tavuk 42 lira tutmuş arkadaşlar. Şöyle iki göğüs. Çok öyle büyük de değil. Orta boy. Küçük de değil. Orta boy. 42 lira tutmuş. Mantarın kilosu 20 liraydı. Herhalde 1 kilo kadar var bu. Domatesin kilosu 13 liraydı. Bu kadar aldım. Çünkü kışın çok domates kullanmıyoruz. Mantara şimdi bir tanesini rendelerim. Çilek vardı. Çileğin kilosu 40 lira mı 42 lira mı neydi? Çocuklar tutturdular. Çilek istiyoruz. Vallahi dedik yani aslında kış çileği yani çok lezzetli de olmaz. Tadı da olmaz ama çocuklar dedik nefislerini öldürmeyelim. Bir sürü kasa vardı. Çocukların nefsini öldürmektense birazcık alıp yedirmek daha makbul. Şöyle bir hesap yaparsak şu 40 lira 60 70 1 kilo da bu dese 80 küsür liralık alışveriş yapmışız. Haydi bana bismillah yemek yapmaya geçiyorum. Vallahi lezzetliymiş ha. Kış çileği diyoruz ama yok güzelmiş tadı. Aldığımıza değmiş. Ben lezzet tadı olmaz sanıyordum. Kaç tane aldınız? O kadar. Çok pahalı kızım. 40 lira. Muzdan pahalı şu an. Bakalım muzun 4 katı. Muzu 8-10 liraya alıyoruz. Çilek 40 lira. Ay kıyamadı, babasına götürdü. Abilere götürsen de Yakup. Abiler yemedi. Neden biliyorsun?
Sordun mu? Sordum. Ay yerim. Babama da götürdüm. Tamam, birer tane daha bile verin. Abilerinize de verin. Kızım, Ertuğrul'e de alsana. Sor bakayım. Aytuğ pek fazla meyveyle arası yok gerçi. Aytuğ. Sadece muz yer. Evde muz var. Ben bunu alacağım. Alper'e parka çıkarken giderken masanı bir şey yap demiştim. Masanı düzenle demiştim. Düzenlemiş. Şimdi ben tavuk doğrayacağım. İki ayrı tencereye doğrayacağım. Şu tencerede Alper'le Alper için tavuk kavurması yapacağım. Şu tencereye de tavuğu nazar yapacağım. İşte çocuklar bazen böyle mecburen şey oluyor. Yıka. Yıkıyorsun elini ağzını. Yakup'unki de ya yıka ya da şey yap. Dayıyor musun sen? Ye oğlum. Sonra baba uyusun seni. Hadi. Banyo yaptıracak, yaptıracaktık ama dedim önce yemeği koyayım ocağa. En azından yemek pişe dursun. Bir de Yakup'un çok uykusu geldi. Yoruldu parkta. Elini yüzünü yıkadık. Bir uyusun, dinlensin. Aradan yemek işi de bir kalksın, ondan sonra dedim en iyisi banyolarını yaptıralım. Orada kalsın. Hem sulanmış oldu. Evet. Anneyim. Koş baba.
baba temizlesin. Koş. Sonra da baba uyusun seni bir güzel. Tencerenin kapağını ne yaptım diye bakıyorum Allah'ım ya. Şurada koyalım. Sıra geldi. Bizim bu yavaş yavaş kavrulacak. Sıra geldi bizim mantara yemeğimize yani. Önce tavuğumuzu hani doğrayalım. Sizin menülerde neler var canlarım bugün? Bugün şimdi bu videoyu ben cumartesi günü çekiyorum. Bu biraz önce alel acele okuduğum yorumlarda Arzu Sarıkan, Arzu Hanımcığım bulgur pilavı ve güveç yapıyor. Aklımda kaldı. Çünkü bulgur pilavı, ben de dün bulgur pilavı yaptım ya. Başka neydi? Böyle yorumlarınızı okuyorum. Ama cevaplandıramadım. Bazen cevaplandırıyorum, bazen cevaplandıramıyorum. Biz dışarıdaydık ya. Dışarıdayken arada sırada hemen böyle okumaya çalışıyorum. Ama o an cevaplandıramıyorum canlarım. Şu sert kısımlarını alayım. Mantar çok güzel görünüyor yalnız. Şeyden mi aldın? Askıdan mı aldın onu? Bence onu şeyse. Neyse. Efendim aşkım. Bak, 3 tane pembe giyiyorum. Evet. Öğren değiştirmişsin. Evet. Doğru. Aferin sana. Ben trene kadar üstünü değiştirmiş kızım. Aferin güzel kızıma. Pazara gittik, pazar ateş pahası. Her şey pahalı. Onu soruyorum pahalı, bunu soruyorum pahalı. Nedir ya? Artık şu yani ne bileyim birazcık düzelsin şu ortalık, şu fiyatlar. Anneciğim önce kapatalım mı? Babana söyle kızım, ellerim pahalı. Köpürmeye başladı.
güzellerim. Bir tane şarkı çıkmış ya. Daha nasılsınız? Ben geldim diye mi kasıldınız? Böyle bir şarkı çıkmış ya. Instagram'da çok çıkıyor karşıma. Evet. Valla parkta bugün sürekli gelenler vardı. Çünkü hava güzel ya. Millet böyle havaya hasret kalmıştı. Hemen hemen bir aydır diyebilirim. Neredeyse bir aydır millet böyle güzel havaya hasret kalmıştı. Valla hep millet, insanlar çocuğunu, çoluğunu çocuğunu getiriyor. Şeyler, gençler geziyorlar şeylerde. Gençler geziyorlar, bir görseniz. Cıvıl cıvıl ortalık. Bunun kaşığını ayırayım ben. Ayrı yapayım. Bu mantarlı olacak çünkü. Şöyle. Bunun kaşığını tuz atmıyorum. Bu ona dursun şöyle biraz. Şunu çöpe atayım hemen. Şu tezgahımı toparlayayım bir yandan da. Canlarım, ben yemeğimi ocağa koydum. Yemeğim pişiyor bir güzel. Annem de geldi şimdi. Şöyle yolda gelirken beni aradı. Pazarın içinden geçiyorum. Kızım bir şey lazım mı dedi. Benim de marulum var ama çok az, küçük. Şimdi marul salatası yapacağım, yetmeyecek. Anne bir tane marul al sen dedi. Meyve falan var mı dedi. Var, hepsi var dedim. Sağ olsun bir tane şöyle marul almış. Şunu şöyle atayım. Zaten şimdi hemen yapacağım, marul salatası yapacağım. Meyve de var dediğim halde yine de sağ olsun annem şöyle elma, kırmızı kırmızı elmalardan almış. Bir güzel kokuyor, bir güzel kokuyor. Mis tazecik. Bizde sarı elma vardı, kırmızısını almış. Çok güzel oluyor bu da. Şimdi ben ne yapacağım canlarım? Şöyle bir çöpe atayım. Şöyle sizi yakınlaştırayım. Önce yemeğimin şeklini, şemalini göstereyim size. Yemeğim böyle mis gibi pişiyor. Mantar, tavuklu mantar yemeği ocağa koydum. Şöyle tadına bakayım diyeceğim ama neyse şimdi bakmayayım. Tadına baktım. Tadı, tuz, kıvamı falan çok güzel. Kırmızı biber, kapya biber doğradım içine. Soğan, sarımsak falan. Şurada pilavım var. Pilavımı ısıtacağım. Dün akşam bulgur pilavı yapmıştım. Bayağı arttı arkadaşlar. Taze pilav yapmıştım ama bu da kalır. Bulgur pilavını da seven annem. Bunu ısıtacağım. Marul salatası yapacağım. Tavuklu mantar yemeğimin yapım aşamasını, yapım şeklini ayrı bir vlog yaptım. Diğer kanalıma atacağım arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde
Yani bu videoyu izledikten bir gün veya iki gün sonra mantar yemeğinin ne yapılışını, nasıl yaptığımı, benim tarzımı sizlere video çektim. Onu o zaman izlersiniz. Ayrı bir vlog yaptım mantar yemeğinin yapılışını. Şimdi ne yapıyoruz güzellerim? Hemen şipşak 2 dakikada maro salatası yapıyoruz. Şöyle iç dallarından yapacağım. Annem iç dallarını çok sever. Dış dallarını fazla koymayacağım. Arka dallarıyla yapayım. O da yorulmuş, yürüyerek inmiş herhalde. Şeye de uğrayınca, şurada dursun. Şey nerede? Şimdi ben bu Göknur Çavuş adlı kanalıma arada bir yemek tarifleri de atacağım arkadaşlar. Genelde biliyorsunuz ben bütün günümü bu Çavuş ailesinin günlüğü adlı kanalıma çekiyorum. Bunu biliyorsunuz. Bütün günümü Çavuş ailesinin günlüğü adlı kanalıma çekiyorum. Artık hani oraya da sadece işte ne bileyim ya bir çamaşır sererken ya bulaşık yıkarken bir sohbet tarzı, Ali ile kahve içerken bir sohbet tarzı, çamaşır katlarken o tarz sohbet tarzı videolar atıyordum ama şimdi Göknur Çavuş adlı kanalıma da elimden geldiği kadar en azından günde haftada 2 ya da 3 tane tarif üzerine yani yemek, pasta, tatlı bu tarz videolar atmayı düşünüyorum. Bundan sonra böyle videolar gelecek o kanala da. Öyle düşünüyorum bakalım arkadaşlar. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Bu çok şey olmuş. Bunu şöyle yapayım da bayağı bir ıslak duruyor. Şurada kenarda dursun bir yandan. O suyunu süzsün. Ay şimdi biraz önce yorumları okudum tamam mı? Alelacele ama bir yorum birikmiş, bir yorum birikmiş. Ay Allah'ım. Bir yandan yemek şişmek üzere. Annem geldi. Bir yandan da yorumları çok merak ediyorum. Hani bir de şimdi ben yorumları incelemeye koydum ya. Ben inceleyip onaylayıp ondan sonra yorumları videonun altında görüyorsunuz siz. Bu yüzden şimdi herkes yaptığı yorumu da videoya girip bakıyordur, göremiyordur bir türlü. Allah Allah benim işte benim yorumum niye görünmüyor, Göknur benim yorumumu siliyor mu falan gibi böyle düşüncelere de kapılmamanız için. Yani ben gezmeye de gitsem, AVM'ye de gitsem, markete de gitsem, pazara da gitsem, yemek de yapsam, iş de yapsam, ne yaparsam yapayım her... Böyle ben 10 dakikada 20 dakikada bir telefonu elime alıp yorumlara bakıp yorumları onaylıyorum. Öyle işime devam ediyorum. Çünkü bu benim işim. Çünkü sizler yorum yapıyorsunuz ve yorumları görmek istiyorsunuz. Elimden geldiği kadar çok sık yapamasam da cevaplandırmaya da çalışıyorum. Şimdi iki arada bir derede yorumları okuyayım dedim tamam mı? Allah'ım Nuray Hanımcığım. Allah'ım sen beni çok güldürdün. Rabbim de seni güldürsün. Dünkü çektiğim videoyu bugün yayınladım ya. Bugün bu suyla alakalı yorum konuşmuştum. Biraz sizlerle dertleşmiştim. Su akıtmamızla işte bulaşık makinesine şeyle koyuyor. Sudan geçirip de koyuyoruz falan ya. Onunla alakalı biraz sizlerle ben dertleşmiştim. Onunla alakalı öyle güzel yorumlar yapmış ki gül gül öldüm okurken bir yandan hızlı hızlı onları okuyorum. Bir yandan onaylıyorum. Bir yandan da aklım yemekte hemen bir an önce sofrayı serip annem geldi şimdi acıkmıştır biz acıktık yemeğin pişmek üzere. Yani benim o yoğunluğumu hızımı bir görseniz. Nuray Hanım şey yazmış. Ay Göknur demiş zaten haberler de söylemişti Göknur'un yüzünden barajlarda su bitti diye yazmış. Allah'ım gül gül öldüm ona ya. Ay çok yaşa Nuray Hanım. Vallahi sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Bu arada fazla dönemedim. Şimdi ne zaman yemeği yeriz, otururuz, dinlenmeye geçerim. Çayımı falan yapar, dinlenmeye geçerim. Yorumlarınıza o zaman cevap verebilirim. Nuray Hanım'ın yorumlarına cevap vermem gerekiyor. Çünkü kızıyla alakalı bir şey söylemişti. Kızı nişanlanıyor galiba. İnşallah Rabbim hayırlı mutluluklar, hayırlı kaderler yazsın diliyorum. Şimdi şuradan hemen şundan alacağım domates. Bir tane havucu da annem çok fazla sevmiyor ya. Ne yapsam azıcık şundan mı doğrasam? Bir tane de domates.
şeyi doğramıyorum. Annem çok fazla sevmiyor. Şunu az doğrayacağım. Yani işte öyle arkadaşlar. Bir yandan yorumları okuyorum. Bir yandan bir hızımı görseniz benim. Ay, domatesin şurasında bir şey varmış. Neyse şöyle yapayım. Yine. Ay ay. Vallahi iyi ki var şunu söylüyorum. Bana yoldaş oldunuz. Bana arkadaş oldunuz. Ben çok mutluyum arkadaşlar sizlerle birlikte olmaktan. Sizlerle beraber sohbet ederek yemek yapmaktan, sohbet ederek bir iş, bulaşık yıkamaktan, sohbet ederek kahve içmekten, çay içmekten. Ben çok mutluyum. İyi ki varsınız. Hep de var olun. İnşallah hep de var olun. Vallahi. Allah'ım, Rabbim inşallah muhabbetimizi hep daim etsin. Efendim kızım? Ne o? Onun üstünden mi girdi? Kız niye öyle bir şey yaptın sen? He? Allah seni. İki kat eşofman giymiş. Kızım öyle iki kat giydin mi? Kilotlu çoraplarından giysene anneciğim. Onlar şey. Şimdi pilavını al. Onlar iki kat şey. İki kat şey nasıl giydin? Tamam sen bilirsin. Hadi şunu da koyayım sana. Gidim şimdi. Hava çok soğuk. Evet kızım. Evet. Yok kızım ya o kadar soğuk değil. Hayır. Evet. Sen acıktın biliyor musun? Acıktığın için sana şimdi soğuk gibi geliyor. Acıkınca da insan üşümesi tutar ya. Ay nasıl yapıyorsun onu ya? Göz yapıyorum aşkım. Gözüm yanıyor mu? Yok bu göz yapmaz. Soğan göz yapar. Sadece soğan göz yapar. Başka hiçbir sebze doğrarken gözünü yapmaz. Hiçbir sebze gözümüzü yakmaz. Sadece su. Onun da çareleri var aşkım. Mesela çok bir tane soğan doğrayacaksam onu pek şey yapmam ben. Ama eğer çok soğan doğrayacaksam mesela lahmacun yapıyoruz, biberli ekmek yapıyoruz. Ne bileyim. Okul açılsın da biberli ekmek yapacağım. Pazartesiden sonra yaparım. Ha niye okul açılsın diyorum. Çocukların beslenmesine de koyuyorum. Ne yapıyorsun? Ay bunu çok fazla koydum. Annem fazla sevmiyor. Bunu birazdan kaldırayım ben. Sonra şey yaparım. Ay evet de ne yapıyorsun? Şunun içine koyuvereyim. Annem bunu fazla sevmez. Ben sadece bunun salatasını yerim. Ama annem sevmez. O yüzden çok fazla koymayayım. Şurada kenarda dursun. Aşkım mantar yemeği yaptık. Pilav var. Pilavı da ısıtıyoruz tatlı. Aşkım, bunu koyar mısın anneciğim dolaba? Ondan sonra da hemen soframızı serelim. Yemeğimiz de hazır. Ayranımı yapayım. Ayran vardı ama bir bakayım azsak. Üzerine ekleme yapayım. Pazardan maydanoz almayı unutmuşum. Annem de sordu bana bir şey lazım mı diye ama maydanoz hiç aklıma gelmemiş. Salataya doğramak için. Sarımsak doğrayayım. Çünkü annem sarımsak da sever mi şeyi. Salatayı. Kesinlikle annem sarımsaksız salata sevmez. Ben bazen unuturum. Bazen de zorsunurum. Ay iki saat sarımsakla uğraşacağım falan derim. Annem sevmez. İlla sarımsak olacak salatada. Hemen doğrayı vereyim. Ama var ya şu an ben sanki böyle benim elim ayağım titriyor. Acele ediyorum. Acele iş yapıyorum. Hemen bende şey oluyor. Yemek acıktım ya bir de ben dışarı çıktım. Evin işini yaptım. Evin alt kat, üst kat komple süpürdüm. Sildim. Sonra dışarı çıktım. Dışarıda çocuklarla işte parka gittik falan. Oradan pazara geç. Pazardan tavuk, mantar al, sebze al, onu al, bunu al derken eve gel onları yemek yap, hallet bilmem ne. Yoruldum. Acıktım. Hemen benim tansiyon düşer ve şey olur. Böyle omuzlarımdan aşağı elim ayağım titremeye başlar.
şükür Rabbime. Bugün de yemeğimizi ocağa koyduk. Allah'ım bunları aşağı düşürmesin. Aç olanların karnını Rabbim doyursun. Ay bir yerde yangın mı çıkmış? Ne olmuş? Şu tarafta böyle bir karartılı bir şey var. Aa evet. Otoban tarafından böyle geliyor. Simsiyah kumandan çıkıyor. Aa. Ay Ali'ye söyleyeyim çıksın terastan bir baksın. Şunun tadına bir bakayım da pişmiş mi pişmemiş mi? Vallahi ay simsiyah dumanlar bizim buradan otoban görünüyor mutfağın penceresinden. Bir de hastanenin arka tarafında doktorlar sitesi var. Ya doktorlar sitesinde ya da otobanda. Birazcık daha pıştık. Limon. Ali! Ali! Bak burada yangın mı çıkmış ne baksana. Aha gel bak. Bak otobanın orada. Simsiyah dumanlar çıkıyor. Gördün mü? Yukarıdan baksana yatak odasının orada. Ay simsiyah dumanlar çıkıyor. Dur şu salatanın suyunu şeyin limonu da koyayım da size göstereyim. Bakayım onu ne giydim. Salatan hazır. Ne giydin? Pamukları mı giydin? Aferin sana kızım. Salatan da hazır canlarım. Konserve kapağı açacağını çıkaracağım. Bu benim yazdan yapmış olduğum süs biberi turşularım arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Hiçbir şey olmamış. Çıtır çıtır çok lezzetli. Böyle küçük küçük konserve kavanozlarına yapmıştım. 10-15 şişe falan yapmıştım. Zaten videosu da var. Yemeklerimi bölebilirim artık arkadaşlar. Yemeğimin altını kapattım. Servis tabaklarına bölmeyeceğim. Böyle. Çünkü servis tabaklarına şimdi bölsem biraz mantar, biraz pilav koyayım desem mantarın suyu pilava çok karışıyor ve güzel olmuyor. Hani biraz suyuna ekmek manmak istiyorsun. Hoş olmuyor. O yüzden böyle sulu sulu koymak istiyorum tabaklara. Arkadaşlar söylediğim gibi mantarın yapılış videosunu ben ayrı bir blog yaptım. Diğer kanalıma atacağım. Diğer kanalım Göknur Çavuş.
yeni gelen arkadaşlar oluyor. Onlar için söylüyorum. Diğer kanalımda bundan sonra biraz güzel böyle yemek tarifleri, pasta tarifleri, ne bileyim bu tarz tarifler göreceksiniz. İnşallah. İnşallah. Şimdi pilavı da koyalım. Pilavımı da ısıtmıştım ekrandan. Pilavım da zeytinyağlı. Mis gibi. Ailene koyayım. Oğlanlar tavuk kavurmasını yediler arkadaşlar. Onlar tavuk kavurması yedi. Bunu ailene koydum. Çünkü ailen sade pilav yer, mantar yemez. Bunlar da bize koydum. Böyle arkadaşlar mantar yemeğim bu şekilde çok güzel, çok lezzetli oldu. Bize afiyet olsun.